Erman Toroğlu'ndan önemli açıklamalar. Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray, sezonun 34. haftasında İzmir'de Altay'a konuk oldu. Zorlu maçta zor olsa da kazanmayı bilen Sarı Kırmızılar, Altay'a karşı etkili görünen ama bir o kadar da etkisiz olan bir oyunla 3 puan alarak Süper Lig'deki 34. maçında 13. galibiyetine ulaştı. İzmir ekibi karşısında kazanarak moral bulan Sarı Kırmızılar gelecek Süper Lig maçında 1 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da Sivasspor'u konuk edecek. Cimbom bu maçı da kazanarak yeni sezona moralini daha da artırarak gitmek istiyor. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu da Sarı Kırmızıların Altay karşısında elde ettiği 3 puan için "Galatasaray'a futbolu bilen adam gibi yönetici lazım. Galatasaray'da böyle adam yok. Gençleri çıkarıp oynatacak. Nereden tutsan elinde kalıyor böyle. Genç adam oynatın. Yeni adam oynasın. Çıkarın birisini aşağıdan. Bakın Fenerbahçe çıkardı. Gomis neden hala orada oynuyor? Kerem golü attı. Güzel vurdu ama kaleci de yedi yani. O köşeden o gol yenmez. Sonra kadroya bakınca iki Rumen'in biri kadroda yok. Biri yedek. O parayı bu futbolculara nasıl verdiniz? Ne oldu o para? Kim verdi bu parayı? Kulüpler çıkıp bunların üstünü kapatıyor. Kongrede konuşulmalı bunlar. Galatasaray başkanlığına nasıl insanlar aday olmuş? Kulağıma bazı şeyler geldi. Bu resmen skandal. Hakemle ilgili de söyleyecek çok şey yok. Bu hakem Süper Lig'in hakemi değil. Çıkması gereken hakemlerin önünü kesip bu hakemleri çıkarıyorlar. İfadelerini kullandı. Galatasaray şimdiden Sivasspor karşısında alacağı 3 puana odaklandı. Peki sizce Galatasaray Sivasspor'u da yenebilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Fernando Muslera için Meksika iddiası. Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılı eldivenin Meksika ekibi Necaxa tarafından takibe alındığı öne sürüldü. Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen ve taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Fernando Muslera takımdan ayrılabilir. Meksika basınından deneyimli eldiven için ilginç bir iddia geldi. Necaxa takımı yeni bir yapılanmaya hazırlanıyor ve gözdelerinden birisi de Galatasaray'da kariyerinin sonuna geldiğine inanılan Muslera. İddialara göre Uruguaylı eldivenin menajeriyle bir görüşme yapıldı. Muslera'nın Meksika'da yaşamayı eğlenceli bulabileceği iletildi. 35 yaşındaki Muslera, 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Luis Campos, Zeka transferini bitirdi. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da sıkıntılı seçim süreci devam ederken sportif direktör Luis Campos ise transfer çalışmalarına ara vermedi. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro için çalışmalarını sürdüren Portekizli futbol adamı Lille sözleşmesi sona erecek olan Zeka'yı bitirdi. Transfer ise Başkan Burak Elmas'ın durumuna göre şekillenecek. İşte detaylar. Kısa süre önce ibrazsızlık şokunu yaşayan Galatasaray yönetimi ortaya çıkan sıkıntılı sürece rağmen transfer için çalışmalara devam ediyor. Takvimin haberine göre özellikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan isimlerle masaya oturan Galatasaray, Lille forması giyen Zeka ile yakından ilgileniyor. Transfer operasyonunun başında olan Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un, Lille'de beraber çalıştığı ve çok yakın olduğu Portekizli Yıldız'la görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği belirlendi. Zeka'nın Campos'un anlattığı projeden son derece etkilendiği ve %80 oranında anlaşma sağlandığı ifade ediliyor. Ancak Galatasaray'da yaşanan süreç bu önemli transferin önünü kapatabilir. Eğer Başkan Elmas görevden ayrılırsa Campos'un Galatasaray'la bir bağı kalmayacak. Bu durumda Zeka'nın transferi de kesin olarak yatacak. Fransa'dan çok ciddi talipleri olan 27 yaşındaki orta alan oyuncusunun kısa süre içinde yeni takımına imza atabileceği belirtiliyor. Geçen sezon Lille'in tarihi şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Zeka, bu sezon Lig 1'de çıktığı 23 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Cimbom'da Zeki Amdouni harekatı. Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun sportif direktörü Cenk Ergün transfer görüşmelerini sürdürüyor. Göreve geldikten sonra problem yaşamak istemeyen tecrübeli isim, Rudi Garcia'yı takımın başına getirmek konusunda da önemli yol kat etti. Listesine birçok önemli futbolcuyu da ekleyen Ergün'ün bir diğer hedefi ise Zeki Amdouni oldu. İşte haberin detayları.
Hamamcıoğlu'nun sportif direktörü Cenk Ergün göreve gelir gelmez zorda kalmamak için transfer görüşmelerine şimdiden başladı. Teknik direktör konusunda da önemli yol kat eden Ergün oldukça hızlı davranıyor. Dortmund forması giyen Axel Witsel'le görüşen Ergün'ün diğer hedefi ise Zeki Amduni oldu. İsviçre'nin Lozan takımında forma giyen ve Türk milli takımında oynaması için teklif yapılan Tunus asıllı oyuncunun menajeriyle de bir görüşme yapıldı. Ergün, Halil'in yerine son 4 maçta 8 gol atan İsviçre U21 milli takımının golcüsünün transferini bitirmek istiyor. 21 yaşındaki Zeki'nin Galatasaray'a transferi Türk milli takımının seçmesi durumunda yerli kontenjanından ötürü daha da kolaylaşacak. Galatasaray'da iki imza birden. Gençlik projesi sekteye uğrayan Galatasaray yolundan vazgeçmedi ve gençlere yatırım yapmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılar Kosova ekibi Beselica'nın gelecek vadeden yıldızları İli Raki ve Orges Demaj'ı kadrosuna kattı. Sezon başında gençlik operasyonuna giden ancak sonrasında başta Fatih Terim'le yolları ayırarak projeyi sekteye uğratan, ardından da genç oyuncuların aldığı sürelerin azalmasıyla ilgili eleştirilen Galatasaray bu projeye devam etmekte kararlı. A takıma en iyi seviyede oyuncu vermek isteyen Sarı Kırmızılar bu doğrultuda da yurt dışından kadroyu güçlendirecek hamleler yapıyor. Cimbom son olarak Kosova ekibi Beselica'dan geleceğin yıldızları olarak gösterilen İli Raki ve Orges Demaj'la kadrosunu takviye etti. Sarı Kırmızılar'da idmanlara çıkmaya başlayan iki futbolcunun da büyük potansiyel oldukları gelen haberler arasında. Galatasaray'da dikkat çeken olay. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılı ekip mücadeleden 2-0 galip ayrılırken 84. dakikada yerini Emre Kılınç'a bırakan Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan çıkarken memnun olmadığı kameralara yansıdı. Genç futbolcu bir süre teknik direktör Domenech Torrent'le hararetli bir konuşma gerçekleştirdi. İşte detaylar. Domenech Torrent el ve kol hareketleriyle memnun olmadığı konuyu anlatan Kerem Aktürkoğlu'na sarılarak futbolcusunu sakinleştirmeye çalıştı. Mücadelenin ardından genç futbolcuyu yaşananları şu sözlerle anlattı. Ben zaten geçen hafta Fener maçına da sakatlıktan tam iyileşmeden çıktım. Bu maçta da aynı şekilde. Çünkü ağrılarım vardı. İğneyle oynuyordum. Bugün hocama 70 dakika oynayabileceğimi söylemiştim zaten. Son şut çektiğim pozisyonda da normalde böyle çok şut çekmemem lazımdı. O pozisyon hakkında ayağımı sordu. Kendisine ağrım olmadı ancak o şutu çekmem lazımdı dedim. O pozisyonu konuştuk şeklinde açıklamada bulundu.